Herkese selamlar. Divi Lottery özel bültenine hoş geldiniz. Neden Divi Lottery özel bülteni? Çünkü 2020, 2021, 2022, 2023 bütün bu Divi Lottery dosyaları hakkında söylenecek bazı şeyler var. Biraz haberler birikti. Ondan dolayı böyle bir video çekip sadece Divi Lottery dosyalarından bahsetmenin çok iyi olacağını ve bir sürü insanın sorularına belki de cevap olabileceğini düşündüm. O nedenle de böyle bir video yapmaya karar verdim. İsterseniz önce Divi Lottery 2020 ile başlayalım. Çünkü bu konu hakkında son zamanlarda ben çok fazla açıklama yapmadım ve tabii çok soran da oluyor. Divi 2020'yi unuttunuz mu diye. Tabii ki unutmadık. Gelişmeleri takip ediyoruz ama işin doğrusu açıklayacak ciddi bir gelişme de olmuyordu. Fakat bu gelişme oldu. Hakim Mehta Divi 2020 davasıyla ilgili bir karar verdi. Şimdi birazcık tarihçeyi hatırlayacak olursak Divi 2020 dosyasının bazı talihlileri ve aynı zamanda kar amacı gütmeyen bazı kuruluşlar Divi 2020 talihlerinin tamamı için bir dava açmıştı ve Covid'in başlamasıyla konsoloslukların kapanmasıyla kullanılmayan vize numaralarının muhafaza edilmesi gerektiğini ve dolayısıyla da devletin bu vize numaralarını muhafaza etmesi için talepte bulunduklarını belirten bir dava açmıştı. Bunun akabinde Hakim Mehta 9095 adet Divi 2020 vize numarasının rezerve edilmesini, kullanılmamasını ve daha sonra kullanılmak üzere saklanmasını bir ara karar olarak belirtmişti. Daha sonra ara karardan sonra çok uzunca mahkeme prosedürü oldu. Netice itibariyle davayı açan şahıslar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu davayı kazandı. Hakim Mehta dedi ki 9095 adet vize numarası rezerve edin demiştim, kullanmayın demiştim. Bunları aynen tekrar söylüyorum ve bu numaraların kazananlar arasında dağıtılmasını onaylıyorum dedi. Böyle bir karar verdi. Tabii bir yandan bu bir zafer olarak algılandı. Çünkü ilk defa tarihte böyle bir şey oluyor. Yani mali yıl bitmesine rağmen 9095 numaranın o dönemde green card kazanan kişilere tahsis edilmesi, bu kişilerin o mali yılın dışında vize alması, green card alması mümkün olacak. Bu gerçekten tarihi bir olay. Daha önce hiç gerçekleşmemiş bir olay. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten bir zafer. Fakat şöyle de bir gerçek var. Mahkeme kararının içeriğine baktığınızda hakim diyor ki 9095 vize numarasını dağıtın ama bunun nasıl dağıtılacağını söylemiyor. Tabii davayı açan şahıslar vardı. Bizzat davaya dahil olan Divi Lottery kazanan kişiler. Hakim maalesef bu şahısların özel bir ayrıcalığının olmadığını, çünkü Divi Lottery'nin sistem olarak zaten gelişi güzel seçilen, random denilen, gelişi güzel seçilen bir vize kategorisi olduğunu, dolayısıyla dosyayı davacı olarak mahkemeye getiren şahıslara özellikle bir tavır takınılamayacağını ve bu 9095 numaranın gelişi güzel bir şekilde dağıtılması gerektiğini açıkladı. Buradaki gelişi güzelden kasıt kime isterseniz ona verinden ziyade davayı açan kişiler değil, özellikle herkese demek, o anlamda kullandım. Şimdi tabii çok büyük soru bu 9095 vize numarası kime nasıl dağıtılacak meselesi. Bununla ilgili şu anda bir açıklama, bir gelişme yok. Muhtemelen taraflar toplantı yapacaklar, davayı açanlar, devlet, Dışişleri Bakanlığı bir toplantı yapacak. Bununla ilgili bir prosedür ortaya koyulacak ve ona göre bir gelişme olacak. Bununla ilgili söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok şu anda. Sadece tahminimi söyleyebilirim. Tahmini, vize prosedüründe önde olan dosyaların belki de avantajlı olma durumu söz konusu olabilir. Yani hali hazırda konsoloslukta bekleyen veya NVC'den konsolosluğa gönderilmek üzere olan, pipeline diyoruz buna. Yani o süreçte önde olan dosyalar varsa belki de onların öne alınması söz konusu olabilir. Başka opsiyonlar da olabilir. Mesela o kişiler arasından, yani seçilmeyen, şimdiye kadar vize alamayan kişiler arasından yeni bir çekiliş yapılması gibi bir durum da söz konusu olabilir ki bu bana biraz daha uzak bir ihtimal gibi geliyor. Ama şu anda bunların hepsi spekülasyondan ibaret. Gerçekten ne olacağını bilmiyoruz. Çok da fazla bu konuyu daha fazla detaylandırmak istemiyorum. Gelişme olduğu zaman sizlerle tekrar paylaşacağız. Gelelim DV 2021'e. DV 2021'den kasıt neydi? 30 Eylül 2021 tarihine kadar mutlaka green card alması gereken, eğer alamazsa bu hakkı kaybedecek olan kişiler. Şimdi öncelikle çok az sayıda vize numarası verildiği için DV 2021 talihlileri adına, hatta öyle ki 2020'ye nazaran 2021'de çok daha az vize numarasının verildiğini görüyoruz. Çünkü konsolosluklar daha uzun süre kapalıydı.
Dolayısıyla bununla ilgili devam eden bir sürü dava var 2021 ile alakalı ve bunlar henüz bir sonuca ulaşmadı. Ama 2020 davasının, biraz önce anlattığım 2020 davasının sonucu eğer bunlara bir emsal teşkil edecekse, o zaman 2021'de de belki de bu davayı kazanan kişiler olabilir, denebilir. Ama tabii bu kesinliği olmayan bir şey. Hala soranlar var, 2021'deki davalara katılalım mı diye. Ben bu konuyla alakalı çok net yorumlar yapmaktan kaçınıyorum. Eğer bunun sizin için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorsanız ve ekonomik anlamda sizi yormuyorsa katılmayı düşünebilirsiniz. Biz zaten bu davaları kendimiz açmadığımız için, bunu davaların avukatlarını yapmadığımız için bu konuda ben rahat konuşabiliyorum. Peki 2021 kazananlarında durum ne? 2021 kazananlarında konsolosluklarda bir sürü randevular yapıldı. Özellikle son birkaç ay içinde, hatta Ağustos ayı içinde randevusu olanları da biliyorum. Dolayısıyla konsolosluklar elinden geldiği kadar sanki randevu veriyorlar ve bu mülakatları yapıyorlar. Şu ana kadar mülakat almayan varsa bu saatten sonra şansı var mı 30 Eylül'e kadar? Bilemiyorum, biraz zor görünüyor. Dolayısıyla bu işin konsolosluk tarafı. Peki Amerika içinde olan ve statü değişikliğiyle Green Card'a başvuran kişilerde durum ne? Özellikle kendi müvekkillerimize bakarak örnekler verebilirim. Bu dosyaların çok hızlı bir şekilde ilerletebildiğimizi çok sevinerek söylüyorum. Bazı dosyalar var ki 2 ay içinde, 2,5 ay içinde mülakatlarını alarak Green Card'larını alabildik. 2021 DV Lottery müvekkillerinin %90-95'lik bir kısmı Green Card'larını aldılar. Her şey yolunda, çok güzel gidiyor her şey. Birkaç tanesinin mülakatı Ağustos ayı içinde, birkaç tanesinin mülakatı yaklaşıyor. Onları da kısa sürede toparlayacağımızı, bitireceğimizi düşünüyorum. Asıl söylemek istediğim şey, göçmenlik bürosu görevlilerinin mülakatları yaparken olayın hassasiyetinin farkında olduklarını, bunun çok çabuk bitirilmesi gereken bir prosedür olduğunu bildiklerini ve bu hassasiyete uygun davrandıklarını görüyorum. Bu da benim oldukça hoşuma gidiyor. Çünkü bu mülakatların çok büyük bir kısmına ben müvekkillerimin yanında ya fiziksel olarak ya da telefonla katılabildim. Ve gerçekten çok dostane bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bu prosedürü götürmeye çalışmaları ve yardımcı olmaya çalışmaları gerçekten takdire şayan. Özellikle mesela mülakatı geldiği halde parmak izi randevusu gelmemiş olan müvekkillerimizin aynı gün içinde parmak izine gönderilmesi veya birkaç gün içinde parmak izine gönderilmesi, cevapların gelir gelmez hemen sistemde güncellenip green kartlarının onaylanması gibi durumlar gerçekten bu memurların ne kadar çok yardımcı olmaya çalıştığını gösteriyor. Darısı tüm başvuru yapan 2021 DV Lottery sahiplerinin başına. Umarım 30 Eylül'den önce mümkün olduğu kadar çok kişi green kartlarını alabilir. Gelelim DV 2022. Peki DV 2022 tarihlileri kimler? Yani 1 Ekim 2021 tarihinden başlayıp 30 Eylül 2022 tarihine kadar green kartlarını alması gereken tarihlilerden bahsediyoruz. Bunlarla ilgili gelişme de şu. Bilindiği gibi Eylül ayının vize bülteni yayınlandı. Eylül ayının vize bülteni yayınlanınca da Ekim ayının DV Lottery numaraları açıklanmış oldu. Ekim ayının DV Lottery numaralarından baktığımızda şunu görüyoruz. Europe yani Avrupa, Türkiye'nin de içinde olduğu Avrupa bölgesinde ilk 2300 kişiye sıranın geldiğini görüyoruz. Bu ne demek? Amerika içindeyseniz ve Amerika içinde statü değişikliği yapıyorsanız şu anda bu başvuruları gönderebilirsiniz demek. Türkiye'deyseniz ve Türkiye'den bu başvuruları takip ediyorsanız o zaman ilk 2300 kişiye Türkiye'den mülakat gelebilir demek. Tabii Türkiye'deyseniz bilindiği gibi DS formlarının doldurulması için herhangi bir öncelik beklemeye, sıra beklemeye gerek yok. DS formlarını hemen gönderebiliyorsunuz. Ondan sonra da size geri dönülmesini ve evraklarını gönderebilirsin denmesini bekliyorsunuz. Çok fazla sorulan bir soru. Biz DS formunu fail ettik. Fakat hiçbir bilgi alamıyoruz. Bize evraklarını gönderebilirsin demiyorlar. Yine de evraklarımızı gönderelim mi? Göndermenin bir dezavantaj oluşturacağını zannetmiyorum. Nitekim geçmişte örnekleri var. Yani onlar size evraklarınızı gönderebilirsiniz demeseler bile siz evraklarınızı göndermeyi düşünebilirsiniz. DV 2022 ile alakalı nasıl gelişmeler olacak? Konsolosluk mülakat verecek mi? Nasıl devam edecek bu iş? Onları ilerleyen güncellemelerde tekrar duyurmaya çalışacağım. Şu an bilinmesi gereken ilk 2300 kişi Amerika içindeyse statü değişikliği başvurusuyla faal edebilirler. Eğer Türkiye'delerse konsolosluktan haber gelmesini beklemeleri gerekiyor. Gelelim DV 2023'e. DV 2023 hangi başvuru? O da
1 Ekim 2021 tarihinde başvuruları açılacak olan başvuru. Bununla ilgili sorulan sorular genelde işte bu başvuruyu siz yapıyor musunuz? Bize yardımcı olur musunuz şeklinde sorular. Bu başvurunun yapılması konusunda aslında hiç kimsenin desteğe ihtiyacı yok. Bu başvuruları siz de devletin web sitesinden kendiniz yapabilirsiniz. Çok fazla zaman alan bir başvuru olmadığı gibi çok fazla bilgi istenen bir başvuru da değil. Dolayısıyla bu başvuruları kendinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Şimdi burada çok önemli bir konu var. O da şu. Bu başvuruyu kimler yapabilir? Bunu daha önceki videolarda aslında anlatmıştım. Yani kimler DV Lottery müracaatı yapabilir? Kazandıktan sonra da Green Card'ı alabilir. Bunun şartları var bilindiği gibi. Ya lise mezunu olmak gerekiyor ya da en az 2 sene iş tecrübesi gerektiren bir konuda 2 yıllık tecrübeniz olması gerekiyor. Bu çok teknik bir şey. Çalışma Bakanlığı'nın web sitesinde SVP denen kodlar var. Yani Samsung, Van, Paris. Bu kodlara göre belli bir SVP kodunun üzerinde olan işler ancak buna qualify oluyor. Yani bu başvuruyu yapabiliyor. Yani lise mezunu olmayanlar, iş tecrübesi olsa bile Çalışma Bakanlığı'nın tarif ettiği duruma girmiyorlarsa bunu alamayabilirler. Dolayısıyla tavsiyem öncelikle bu başvuru yapacak olan kişiler. Lise ve üstü mezunuysa zaten sorun yok, başvuru yapabilirler. Lise mezuniyetiniz yoksa ve bu başvuruyu yine de yapıyorsanız öncelikle bence bunu kazanırsam bu green card'ı alabilir miyim ona bir bakmanız gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şöyle şeyler çok. Yani aslında kendisi alamayacak, kazansa da alamayacak bu belli. Fakat kazanarak yer işgal ediyor. Böyle şeyleri görünce gerçekten üzülüyorum. Çünkü zaten çok az sayıda verilen bir şey bu green card. Bilmem kaç milyon kişi başvuruyor, sadece 55 bin kişi alabiliyor. Onların içinde Türkiye'nin alabildiği rakam belli. Bu sene mesela 2500 kişi civarındaydı. Şimdi bunların içinde insan istiyor ki sadece alabileceği belli olan, kesin olan kişiler alsın ki konsolosluğa gittiklerinde, göçmenlik bürosuna gittiklerinde herhangi bir sorun yaşamasınlar. Ama Green Card'ı kazandığı halde konsolosluğa gidip, göçmenlik bürosuna gidip kusura bakmayın sizin eğitim ve iş tecrübeniz nedeniyle bunu alamazsanız dedikleri bir durumda bu o anda karşınıza çıkan bir şey değil ki. Başvuru yapmadan da bunu biliyor olmanız lazım zaten. Dolayısıyla tavsiyem biraz daha bu konuda eğer bilinçli olabilirsek Türk toplumunun daha fazla green card almasını, kazananların da bu green card'ı kullanabilmesini sağlamış oluruz. Green card sayılarımız boşa gitmemiş olur. Dolayısıyla bu başvuruyu yapmak için yani 2023 DV Lottery başvurusunu yapmak için kimsenin yardımına ihtiyacınız yok. Eğer minimum lise mezuniyeti ve üstü varsa ve minimum 2 yıl iş tecrübesi gerektiren bir işte 2 yıldır çalışıyorsanız, 2 yıl tecrübeniz varsa Çalışma Bakanlığı'nın veri tabanına göre belirleniyor. O zaman bu başvuruyu yapabilirsiniz ve umarım bu başvuru yapan mümkün olduğu kadar çok insan, çok kişi Green Card kazanabilir. Bu başvuru 1 Ekim'de başlıyor. Genellikle 1 ay kadar açık kalıyor. Zaten tarihler belli olduğunda, netleştiğinde onu ayrıca sosyal medya hesaplarından duyuracağız. Oradan bilginiz olabilir. Bizi diğer sosyal medya hesaplarından takip ederseniz oralardan da bunu duyuruyor olacağız. Zaten bu Green Card başvurusu açıldığında birçok yerden de bu duyurular ulaşıyor. Dolayısıyla lütfen bu konuda takipte kalın. Bu DV Lottery ile alakalı özel bülteni uzun süredir yapmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok fazla gelişmenin olduğu bir döneme denk geldi. Hem 2020 hem 2021. Hem 2022 hem de 2023 hakkında söyleyecek bir şeylerimiz vardı. Dolayısıyla bence uygun bir zamandı. Umarım video faydalı olmuştur. Bununla ilgili sorularınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilere, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.